Mersin'le ilgili yılın ilk 6 ayındaki performansı ortaya koyan bir çalışmayı benimle de paylaşmışlar. Çok teşekkür ederim Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na başta Sayın Başkan Hakan Safa Çakır olmak üzere bütün ekibe. Yılın ilk 6 ayında Mersin'de 62 milyon dolarlık bir fazlalık var. Bu son derece önemli. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin bir dış ticaret açığı var ve Mersin burada yaklaşık 62 milyon dolarlık bir fazla veriyor. Bir döviz çıktısına değil bir döviz girdisine imkan sağlıyor. Enerji tüketiminde %10'luk bir artış var. Bu Mersin'de çarkların döndüğünü göstermesi açısından son derece kıymetli. Ve burada benim açımdan en önemli iki başlığa geleyim. Bunlardan bir tanesi Mersin'in Türkiye Cumhuriyeti bütçesine katkısı. %87'lik bir artışla 30.7 milyar liralık bir net katkı sunmuş Mersin Türkiye Cumhuriyeti bütçesine. Ve verginin, Türkiye'de toplanan verginin %2.4'ü Mersin'den toplanıyor. Ve bu Türkiye'de Mersin'i 6. sıraya getiriyor. İlk 6 aydaki performans için son derece olumlu şeyler söylemek mümkün. Ancak 2. 6 ay Türkiye'nin genelinde biraz daha zorlu geçecek. Ekonomide çarkların iyiden iyiye yavaşlamaya başladığını görüyoruz. Ama ben eminim ki Mersin'in önde gelenleri, iş insanları, Ticaret ve Sanayi Odası'nın önderliğinde, kamunun da gözetiminde, denetiminde, işbirliğiyle 2. 6 ayda da iyi bir performansı ortaya koyacaklar. Ümit ediyoruz. Yıl sonunda ortaya çıkan tablo en az bunun kadar iyi, hatta bundan çok daha başarılı olur. Bu vesileyle bir kez daha Mersin'e çok selamlar, sevgiler. Dış ticaret. Mersin'in 2024 yılının ilk 6 ayındaki ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 artarak 4 milyar 135 milyon dolara, ithalatı da %6 artarak 4 milyar 73 milyon dolara ulaştı. Mersin yılın ilk yarısında ihracat artış hızının ithalatın üzerinde olmasıyla 62 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. İhracat artışına en fazla katkı sağlayan ilk 3 ürün grubu, rafine edilmiş petrol ürünleri, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar, bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar olurken, ithalat artışındaki ürün grupları ise rafine edilmiş petrol ürünleri, kimyasallar ve kimyasal ürünlerle ana metal sanayi oldu. Bu dönemde Avrupa, Afrika ve Asya ülkeleri ihracat, Asya ülkeleri ise ithalattaki artışta öne çıkan ülke grupları oldu. Deniz ticareti. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde liman başkanlıkları bazında elleçilenen 23 milyon 731 bin tonluk yük miktarı geçen yılla yaklaşık aynı seviyede kaldı. Bu dönemde ihraç yükleri %13 artarken ithal edilen yüklerde %10'luk azalış kaydedildi. Aynı dönemde elleçilenen konteyner miktarı ise geçen yıla göre %4'lük azalışla 937.840 TEU olarak gerçekleşti. Mersin limanlarına operasyon için uğrayan gemi sayısı ise geçen yılın ilk yarısına göre %13'lük artışla 2.683'e ulaştı. Mersin Serbest Bölgesi. 2024 yılı Haziran sonu itibariyle Mersin Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren 364 firma, 9.277 kişiye istihdam sağladı. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bölgenin ticaret hacmi geçen yıla göre %11 artışla 1 milyar 866 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk yarısında bölgenin ticaret hacmi artışına ara malları ticareti katkı sağladı. Bölgedeki toplam katma değer geçen yılın ilk 6 ayına göre %56 azalarak 68 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Enerji tüketimi. Üretimin öncü göstergesi olan sanayideki enerji tüketimi geçen yılın Ocak-Mayıs dönemine göre %10'luk artış gösterdi. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde ise yılın ilk yarısındaki enerji tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre %3 arttı. Firma sayıları. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Mersin'de kurulan işletme sayısı 1449, kapanan ve tasfiyeye giren işletme sayısı ise 616 adet oldu. Geçen yılla kıyaslandığında kurulan işletme sayısında %21 azalış, kapanan işletme sayısında %1 azalış, tasfiyeye giren işletme sayısındaysa %14 artış gözlendi. Mersin, 2024 yılı ilk yarısında kurulan 127 adet yabancı sermayeli şirketle Türkiye genelinde sahip olduğu %3'lük payla İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir'den sonra 5. sırada yer aldı. Konut satışı. Konut satışları 2023'ün ilk 6 ayına göre %16 artışla
17.720 adede ulaştı. Toplam satışların 1.169'unu ipotekli satışlar, 16.551'ini diğer satış türleri oluşturdu. Söz konusu dönemde yabancılara satılan konut sayısı 942 adet oldu. Türkiye'de yabancılara satılan konut sayısının %9'unu karşılayan Mersin, Antalya ve İstanbul'un ardından 3. sırada yer aldı. Motorlu taşıt istatistikleri. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2023 yılı ilk yarısına göre %27 artarak 29.247 adede ulaştı. Söz konusu dönemde trafiğe en fazla kaydı yapılan taşıtlardan motosiklet, geçen yıla göre %42'lik artışla 17.615'e, otomobil sayısı %14'lük artışla 7.818'e ulaştı. Yılın ilk 6 ayında devri yapılan taşıt sayısı ise %17 azalarak 121.469 adet oldu. 2024 yılı Haziran ayı sonu itibariyle ilimizdeki motorlu kara taşıtı sayısı 798.377 adede ulaşmış oldu. Bütçe gerçekleşmeleri. Mersin'in ülkemizin bütçe gelirine katkısı geçen yılın Ocak-Haziran dönemine göre %89 artışla 71 milyar 546 milyon lira seviyesine ulaştı. Bütçeden yapılan harcamalarsa %110 artışla 38 milyar 658 milyon lira olarak gerçekleşti. Gelirlerin ilk sıralarında ithalde alınan katma değer vergisi, alkollü içeceklerden alınan vergiler, gümrük vergileri ve gelir vergisi yer aldı. Bütçe harcamalarındaysa personel giderleri, sermaye giderleri ile mal ve hizmet alımları ödemeleri öne çıktı. Yılın ilk 6 ayında Mersin'in bütçeye net katkısı geçen yılın aynı dönemine göre %87'lik artışla 30 milyar 714 milyon lira olarak gerçekleşti. 2024'ün ilk yarısında Mersin, Türkiye genelinde %2,4'lük toplam vergi geliri tahsilatı payıyla 6. sırada yer aldı. Protestolu senet. Protesto edilen senet tutarı, 2023'ün ilk 6 ayına göre %589'luk artışla yaklaşık 545 milyon lira seviyesine, senet adedi ise %4 artarak 1739'a yükseldi. Söz konusu dönemde karşılıksız işlemi yapılan çek adedi %86 artarak 2588'e, tutarı ise %224'lük artışla 1 milyar 429 milyon liraya ulaştı. Kredi mevduat. 2024'ün Haziran ayı sonu verilerine göre Mersin'deki mevduat hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %46'lık artışla 209 milyar 334 milyon liraya, nakdi kredi hacmi ise %53'lük büyümeyle 176 milyar 718 milyon liraya ulaştı. Söz konusu dönemde bireysel krediler özellikle kredi kartlarındaki %100'lük genişlemenin etkisiyle %53 artışla 65 milyar lira, KOBİ, ticari ve kurumsal kredilerse %53 artarak 111 milyar 861 milyon lira oldu. 2024'ün Haziran ayı sonu itibariyle Mersin, nakdi kredi hacmine göre Türkiye'nin 12. mevduat hacmine göre 10. büyük ili konumunda yerini aldı. İş gücü. İlimizde iş gücü piyasası göstergelerinde 2023 yılının ilk yarısına göre açık işler %13'lük azalışla 24.946 adet, işe yerleştirmelerse %25'lik azalışla 13.266 kişi oldu. 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde işsizlik ödeneğine başvurular da bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 azalarak 13.826 seviyesine geriledi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.